Tabii. Kırşehir Barosu avukatlarından Avukat Emine Özdemir. 12. yılıma girdim. Şimdi bu konuya dair mahkeme tarafından bir rapor alınır. Sosyal inceleme raporu dediğimiz bir rapor. Uzmanlar tarafından iki tarafından maddi manevi durumu, yani ekonomik durumları ve çocukların yararına olabilecek şekilde, daha doğrusu çocuğun nerede rahat ettiği ve daha güzel, daha verimli nerede yetişebildiğine dair bir rapor hazırlanır. Bir de tabii burada önemli olan şeydir. Taraflardan hangisi daha çok çocukla ilgilenmek istiyor, çocuğu büyütmek istiyor, çocuğu geliştirmek, yetiştirmek istiyor. Ve de çocuk eğer idrak yaşını tamamladıysa çocuğun ne tarafı istediği, bunlar baz alınır. Rapor doğrultusunda genelde kararlar verilir. Raporun aksine karar çıktığı çok nadirdir. Bu şekilde belirlenir çocuğun ne tarafta olacağı. Şimdi şöyle, buna şahsi ilişki tesis ediyoruz biz dilinde. Mahkeme belli bir tarafa velayeti verir. Tedbiren ya da kesin olarak boşanmayla birlikte. Diğer tarafa da şahsi ilişki tesisi kurar. Yani haftanın belli günleri, yani ayın belli haftaları, belli günleri, bayramlarda falan belli günlerde çocuk velayetini almayan tarafa gösterilir. Çocuk anneye verildiyse babayla ilişkisi kesilmez, babaya verildiyse anneyle ilişkisi kesilmez. Bunu neyi sormuştunuz burayla ilgili? Velayet verildiği halde çocuk anneye babaya gösterilmezse. Şöyle, velayet verildiği halde gösterilmezse diye sordunuz. Şimdi velayet verildiği halde çocuğun gösterilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Olduğu takdirde ceza şartları göze almış demektir diğer taraf. Kaldı ki şahsi ilişkide bile, velayeti kendisinde bulunduran kişi şahsi ilişki gününde bile çocuğu anne ya da babaya göstermek zorundadır. Değilse ceza yaptırımı vardır.